Herkese selamlar arkadaşlar. Takıtman TV kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Dindar. Arkadaşlar geçen gün 5 gün öncesinde bir video paylaştım. Survivor'la alakalı, Survivor parodileri diye. Çok fazla ilgi gördüm video. Ve Instagram üzerinden dün gece bana akın akın mesajlar geldi. Yani 1000'e yakın mesaj geldi. Survivor'a neden katılmıyorsun diye. Ben de ne alaka yazdım. Meğersem dün gece Survivor'da Acun Ilıcalı bir anket paylaşmış. Görsel paylaşmış galiba başvurunuz falan diye. Bugün de başvurular açılmış. Ben de dedim ki madem katılmamı istiyorsunuz, sizlerin doğrultusunda, katılım doğrultusunda ben de dedim Survivor'a gideyim, Survivor'a başvurayım ve başvuru sürecinde neler olacak ve başvururken ne gerekiyor bunları hep birlikte sizinle dolduralım istedim. Şimdi ekran var karşımda. Ekranda ne yazıyor? Mehmet Dindar. Adımızı soyadımızı girelim. Mehmet Dindar. Cinsiyetimiz. Arkadaşlar bana bağlandı. Evet, cinsiyetimizi girdik. E-posta adresimizi girelim. Evet, giriyoruz e-posta adresimizi mehmetdindarofficial.gmail.com. Evet, boyunuz 1.71. Yok, 1.70 diyelim. Çünkü 1.70-1.71 arası bazen şey yapıyorum, kaçırıyorum. Kilonuz 78 mi 79 muydu? 78 diyelim. İş telefonumuz yok kardeşim, bizim iş telefonumuz yok. Ev telefonumuz da yok, cep telefonumuzu verelim. Evet. Evet, veriyoruz cep telefonumuzu. Evet. Yaşadığınız şehir Bursa. Bursa'dan katılmak istiyoruz. Gün. Buradan 12 Temmuz 1994'ü buluyoruz. 12 Temmuz nerede? Ha, 94 bulduk. Doğum yerimiz. Doğum yeriniz neresi? Bursa. Sorulduğu zaman nereliyim diyorsun. Bursalıyım. Bursalıyım diyorum. Mesleğiniz nedir? YouTuber. YouTuber. Komedyen yazalım. En son bitirdiğiniz okul ve bölümü. En son ne bitirdik? Meslek lisesi. Ben bu arada meslek lisesi mezunuyum arkadaşlar. Medeni durumumuz evli, bekar, dul, boşanmış. Ne diyeyim? Abi diyeyim, ben mi diyeyim? Cem mi diyeyim, demediğim, ne diyeyim? Bekar diyoruz. Çocuğunuz var mı? Hayır, yok. Hayır. Varsa kaç çocuğunuz var? Yok maalesef. Daha önce Survivor'dan hangi yarışmacıyı kendinize yakın buluyorsunuz? Yasin ve Barış yazalım. Yasin sonuçta bir kere katılmıştır Barış diye. Sigara kullanıyor musunuz? Sıklık derecesi var mı? Nadir. Nadiren yazıyorum. Nadiren. Evet, hangi sporları yapıyorsun? Profesyonel derecesi açıklayınız demiş. Yok yani. Sadece fitness fobi olarak yapıyorum. Ciddi herhangi bir sağlık probleminiz var mı? Düzenli alınması gereken bir ilaç ve alerjiniz var mı? Hayır, yok. Hayır, yok. Hayır, yok. Yüzme biliyor musunuz? Derecesini yazınız demiş. Yüzme iyi derecede. Yani orta, iyi, çok iyi. Ben çok iyi yazayım. Çünkü çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Evet, böyle yazdım. Çok iyi. Çünkü çok iyi biliyorum yani. Survivor neden katılmak istiyorsunuz? Fazla yeteneğimin olduğunu göstermek için katılmak istiyorum. Bence kısa ve öz bir geçmiş şey oldu. Survivor'a katılmak için hangi özelliklerinize güveniyorsunuz? Dayanıklıyım. Çok dayanıklıyım. Dayanıklılık. Zekam. Yani bence kendime göre zeki olduğumu düşünüyorum. Zeki olduğum için de komedyenim. Buradan komedyenlere selam olsun. Dayanıklılık, zeka. Başka? Korkusuz. Korkusuz ve çevik. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Onu da buradan iletiyoruz. Üç kelimeyle kişiliğinizi tarif ediniz. Neşeli. Neşeli. Güldüren. 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 Ve azimli. Bunu da büyük yazalım. Azimli. Evet. Survivor'a yarışmacı olarak katılma şansı elde ederseniz en az ve en çok neden zorlanacağınızı düşünüyorsunuz? Yemek alışkanlıklarından ve efor gerektirecek oyunlardan. Çünkü sebebine oraya gidiyoruz, yemek yiyemiyoruz. Yemek yiyemediğimiz için efor gerekecek. Bundan dolayı, yani en çok bundan zorlanacağımı düşünüyorum. Daha konuşmayı bilmiyorum diyecek bir tanesi. Kazanırsanız ödülü ne için harcamayı düşünüyorsunuz? Ödülün, bak Allah seni inandırsın Survivor, Acun abi. Ödülün yarısını bağış yapacağım. Geri kalan kısmını YouTube stüdyom için harcayacağım ve yeni bir YouTube
Yani YouTube'la alakalı iş yapmak isteyenler için bir stüdyo kurmayı planlıyorum. Öyle bir hedefim var. Yani 12-13 tane kameralı, 12-13 tane farklı çekim odalı bir stüdyo yapma hayalim var. Onunla alakalı bir şey olabilir. Yeni bir YouTube akademi diyeyim. Yazmayı bilmiyoruz da server'a gideceğiz. Akademi kurmayı planlıyorum. Evet. Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık nedir? Yani çılgınlık olarak Survivor'la alakalı bir şey yapmadım ama şunu yazayım. Canlı yayınlara telefon şakaları yaptım. Yani en büyük çılgınlık buydu. Başka ne yaptım da çılgınlık yaptım. Bugüne kadar başınıza gelen en talihsiz olay ne? Talihsiz olay nedir? Yine aynı şekilde telefon şakalarımla alakalı. Aziz Yıldırım şakası. Bugüne kadar başınıza gelen en güzel olay nedir? Ne diyeyim? Ama diyeyim, ben mi diyeyim? Nedir ben bugüne kadar başıma gelen şey? Ailemin hayatta olması. Ailemin hayatta olması. Çünkü ailem benim için başıma gelen en güzel şey. Ailemin hayatta olması, çünkü ailem benim için başıma gelen en güzel şey. Evet. Kendiniz ile ilgili anlatabileceğiniz en ilginç şey nedir? Yani en ilginç şey 200 farklı ses çıkartabilmem. Yani Survivor'a başvuran veya katılan başka kimseyi tanıyor musunuz? Yakınlığınız nedir? İsimlerini yazar mısınız? Yani çoğu sosyal medyadan tanıştığım arkadaşlarım oldu. Evet, bunları yazdık şimdi. Sosyal medya aracılığı ile tanışıp dost olduğum insanlar. Evet, bunu da yazdık. Başvurduğunuz ya da katıldığınız başka televizyon programları var mı? Varsa neler? Acun Ilıcalı ile 1-2 kez, 3 kez görüşme fırsatım oldu. Yeteneksizsiniz. Yarı finaline kadar, yarı final elemelerine kadar çıkmıştım. Yazalım onu. Yeteneksizsiniz. Türkiye. Başvurduğunuz ya da katıldığınız başka televizyon programı, program olarak sadece bu var. Evet. Yeteneksiz Türkiye. TV8 yazalım. Evet. İlk fotoğrafınız, dosya seçelim, video maksimum. Okey, bir dakika. Bunları göndereceğiz. Video fazla uzamasın diye resim yüklemeyi ve video yüklemeyi göstermiyorum burada. Onları kendim yaptıktan sonra direkt başvuru formunu göndereceğim ve Survivor'a katılmış olacağım. Başvurmuş olacağım. Bakalım sonuç gelecek mi? Sonuç ne olarak gelecek? Göreceğiz. Siz de katılmak istiyorsanız Survivor'a bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra da artık sonucu beklemiş olacaksınız benim gibi. Bakalım. Belki çıkar. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bilgilendirici bir video oldu. Survivor parodi videomu hala izlemediyseniz sağda solda çıkacak burada bir yerde. Kafamı sallıyorum burada. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kimse beni sevmiyor. Kimse benimle oynamıyor. Yarışmacılar bile oynamıyor benimle. Ben de ünlüyüm. Ben de gülümlüyüm. Benimle neden oynamıyorsunuz? Bir daha kimse bu adada bu çocuğun elinden bir tane kokonat bile almayacak lan. Duydun mu lan beni? Ben bu çocuk gibi o kokonatları yemek için 3 ayımı verdim lan. Kimseyi de bırakmayı düşünmüyorum. Hayırdır, sen ne öyle ağzını yayılığına eline geliyorsun lan? Hayırdır lan? Hı? Hayırdır oğlum? Aşkla, huzurla, mutlulukla. Buraya gel, bunalıcı bir takipçim yazmıştı. Takipçim, abla senin orada ne işin var demişti. Haklıymış. Haklısın kız. Aşıktan öldüm. Bu hafta eleme potasında kendimi yazdım. Kendimi belirleyeceğim. Eve gidecek, güzel bir İskender yapacağım kendime. Löp löp. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Şıkolta, ne zaman otursam bizim mahalledeki dedikoducu Nebahat abla geliyor aklıma. Onun gibi şuraya oturan sürekli dedikodu. Sürekli arkasından anasını avradını sevmedi kalıyor ya. Çalap edersiniz ama öyle yani. Oturuyor buraya, ya efendim öyle yapmış, ya efendim götüne dönmüş, gece osurmuş. Böyle bir şeyler mi ya? Bizim götümüz ahrap ısırdı ya. Acun Bey, bakın götüme. Ya ahrap ısırdı bizim götümüzü ya. Biz bir şey diyoruz mu ya? Allah'ını seversen ya. Yok, nereye sıçacağım ben? Git duvarın dibine sıç, ağacın dibine sıç. Acun Bey'e dedim ki burada havuz var mı? Bana var dendi. Bana var dediler ve beni kandırdılar. Böyle bir şey yok yani. Abi, beni kurtar dediğinde köpek balıklarının elinden seni almadın mı? Yalan söylüyorsunuz. Hepiniz yalancısınız. Kimse kusura bakmasın yani. Bizim kendi yapımızda bir semt abiliğimiz var. Oradaki yaptığı hareket tamamen offside. Onu buradan çıkınca beynime kazıdım aga.
Televizyondan izlerken çok zor geliyordu. Yemin ederim bu kadar zor olduğunu bilseydim gelmezdim. Benim ona bir çay verebilir mi ya? Çayla! Kimse kusura bakmasın. Buraya gelmeden önce söylemiştim. Sen Survivor'ın şampiyonu ben olacağım diye. Yani ben The King. Kimse yenemem be. Neden eleyim? Bun be. Ben bu Sevcan'ı Fenerbahçe'ye niye almadım? Bugün daha iyi anladım, tamam mı? Bak Acun abi ödül yarışında gidip orada tavuklu pilav yaptırmış. Kokoreç falan yaptırmış. Bak bu adam gidip de ben diyor bir tabak daha yiyebilir miyim diyor. Terbiyesiz ya. Sen evinde misin? Git evin önünde kokoreç ye sen. Terbiyesiz. Böyle bir şey var. Bu Fenerbahçe'ye alacaktım ben bunu. O zamanlar gol atıyordu. Baktım sordum herkese. Takım arkadaşlarının gollerini de alıyormuş. 3 tane gol atıyor doymuyor. Terbiyesiz herif. Ben bu hafta kesin Sercan'ı şutlayacağım bunu. Tamam mı? Terbiyesiz herif. Daha bir daha takımdan bakımdan oynayamaz. Daha, hadi bakalım. Olay bu kadar. Bakın kardeşim burası çok önemli. Kimsenin tavuğuna kış dediğimiz yok. Gerçi tavuğumuz yok doğru. Ama kimsenin kokonatına da ko dediğimiz de yok. Herkes çıksın adam gibi yarışsın. Survivor demek Nihat Doğan demek kardeşim. Allah'ına kurban ye. Ben geldiğim günden beri elimden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyorum. İnsanların bana karşı tutumu çok yanlış. Benim burada başımda saç kalmadı. Ben kimseye kötü bir şey söylemeyeceğim. Ama kendisine herkes dikkat etsin. Bu kadar.